Merhaba değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Sayın Cem Uzan'la Genç Parti lideri, kurucu lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cem Uzan'la gündemi konuşacağız. Ama Cem Bey'in gündemi malum anayasanın 101 ve 116. maddeleri. Şimdi ekranda böyle bu görüntüyle başladık. Bu ne? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı Beştepe'de, sarayda yaptığı basın toplantısı. Yani erken seçim kararı aldığı basın toplantısının görüntüsü. Şimdi bu görüntüyü izleteceğim size. Cem Bey'le hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü Cem Bey burada çok çok enteresan bir unsur yakalamış. Biz gazeteciyiz, biz bile bazen atlıyoruz ama Cem Bey atlamamış. Şimdi bir izleyelim, kısa bir görüntü izleyelim, sonra Cem Bey'e bırakacağız sözü. Cem Bey hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk Şaban Bey. İyi akşamlar. İzleyen herkese iyi akşamlar. Herkes şimdiki ne seyrediyoruz diye merak ediyor insanlarımız. Okuyor Recep Bey. Kararı okuyor. Karar zaten bir cümle biliyorsun. Evet. Ama okuması zor bir cümle. Görüyor herkes. Sayın Cumhurbaşkanı imzalıyor. Karar verilmiştir. Evet. Herkes de alkışlıyor. Biz de alkışlayalım. Biz de alkışlayalım. Ama alkış nedenimiz farklı. Alkış Evet. nedenimiz farklı Şaban Bey. Evet, şimdi şöyle durduralım Cem Bey. Amaç hasıl oldu. Evet. Şimdi evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu imzayı attı Anayasa 116'ya göre ve meclisi hem meclis hem de Cumhurbaşkanlığı için erken seçim, yani seçimlerin yenilenmesi kararı daha doğrusu Ha, tabii. aldı. Bunların yenilenmesi kadar. Çok doğru. Doğru Evet. kelimeler. Hukuk önemli çünkü. Ama bir de anayasanın 101. maddesi var. Şimdi Buyurun. şöyle. Bu imza niçin önemli biliyor musunuz? Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan kendi emeklilik dilekçesini imzaladı. Recep Diyor. Tayyip Erdoğan kendi emeklilik dilekçesini imzaladı. Çünkü Nasıl? biliyorsunuz, şöyle. Çünkü biliyorsunuz bir anayasanın 101. maddesi var. Bunu aşağı yukarı 10 aydır sizle de yaptığımız bir sürü programda, diğer gazeteci arkadaşlarla da yaptığımız programlarda, milyonlarca defa izlenen programlarda ne dedik? Anayasanın 101. maddesi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu bir. Peki. Bir de bugün, bakın bugün Recep Tayyip Erdoğan, şimdi sizin o imza şeyini gösterdiniz. Ondan sonra kürsüye gelip açıklaması da başladığında ağzından çıkan ilk cümle şu oldu. Anayasanın 116. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak dedi. Evet. Doğru. Şimdi anayasanın 116. maddesini okuyalım. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. İşte okuyorsunuz, siz de Evet. koydunuz bunu buraya. Evet, doğru. Altındaki cümle ne yazıyor? Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Şimdi meclise herhangi bir şey gitmedi, değil mi Şaban Beyciğim? Hayır, meclise bir seçim kararı gitmedi. Gitmedi. Meclisin seçimle ilgili herhangi bir gündemi yok. Yok. Bugün yayınlandı bu resmi gazetede. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanaraktan da bu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükte olan bir kanunu, bir kararı oldu. Devletin bir kanunu ve kararı oldu. YSK'da toplandı ve seçim takviminin günlerini tespit etmek üzere çalışıyorlar. Arada çıktılar, bir kısa bir açıklama yaptılar istifa edecek olan devlet memurları ile ilgili. Ama takvimin günlerini hesaplıyorlar. Hesaplayacaklardır. Okey, tamam. Ama
Recep Bey bir daha aday değil artık. Tayyip Recep Bey Erdoğan aday aday değil. olamaz. Aday olamaz bir daha. Evet. Ha. Şimdi bakın, konuşmasının bir yerinde ben bunu sosyal medyada kendi Instagram hesabımda, kendi Twitter hesabımda da paylaştım. Bir yerde bir sürçülisan ediyor. Diyor ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olarak diyor, duruyor. Cumhurbaşkanı adayı diyor, duruyor. Hala kafasında bazı şeyleri kabullenmekte zorlanıyor Sayın Erdoğan. Önemli değil. İnsandır. Anlayışla karşılarız. Şimdi bundan sonraki gündem maddesi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Artık Türkiye onu konuşmalı. Çünkü Anayasa 116, Şaban Bey, siz az evvel ekrana verdiniz. Ben bunu biliyorsunuz, Türkiye'de gündeme getiren, en ısrarlı gündeme getiren siyasetçi benim. Evet, Evet. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor. Böyle bir şey var mı bugün? Yok. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde verdi mi? Verdi. İmzaladı mı? İmzaladı. Resmi gazetede yayınlandı mı? Yayınlandı. Tamam. Şimdi bakın, ben size bir şey daha söyleyeceğim. Cem Uzan nasıl bir cumhurbaşkanı olacak? Olduğum gün insanlarımız anlasın diye. Cumhurbaşkanı seçimi kanunu diye bir kanun var Şaban Bey. Evet. Tamam. 6.271 sayılı kanun. 19 Ocak 2012'de çıkmış. Burada da aynen bakın, sizinle az evvel okuduğumuz Anayasa 116'nın aynısını yazıyor. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Hatta 101 ile 116'yı aynı paragrafa koymuşlar. Cumhurbaşkanı seçimi kanunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçtiğinin kanunu bu Şaban Bey. Tarihi neydi Cem Bey? Kanunu? 19 Ocak 2012'de çıkartılmış. 2012, tamam. Tamam efendim. Evet. Okuyorum. Seçim dönemi başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması falan yazıyor. Bir, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılır diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Ha. Bak, yani doğru dememiz zaten size veya benim, sizin veya benim doğru yorumumuza bile tabi değil. Ülkenin, devletin, milletin yürürlükte Kanun. olan kanunundan bahsediyoruz. Peki. Evet. Aha. İki, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Nokta. Nokta. Evet. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Böyle bir şey var mı bugün? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Şimdi Teşekkür ederim. Daha fazla bu konuda hiç nefes yormaya gerek yok. Anayasa 101 açık. Anayasa 116 açık. Cumhurbaşkanı seçimi kanunu açık. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi biraz ben bazen biliyorsunuz espri yapmayı çalışırım. Bazen komik olur, bazen olmaz ama yani şimdi Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı olabilir mi? Olamaz. olamaz. Niye Evet. olamaz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. O haklara sahip değil. Bundan olamaz. Kim Türkiye Cumhurbaşkanı olabilir? Hangi şartlarda olabilir? Hepsi kanunlarımızda yazıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir hakkı artık yok. Hayırlı uğurlu olsun. Emeklilik dilekçesini de imzaladı bugün. Maç bitmiştir. Şimdi maç bitmiştir derken buradan iki gruba seslenmek istiyorum. Biri YSK'ya, Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri. Sakın ha, sakın ha, aklınızın ucundan bile geçirmeyin anayasaya aykırı bir şey yapmayı. Sakın ha. Gayrimeşruluğa fırsat tanımayın. Sakın ha. Hesabını veremezsiniz. Burada
Genç Parti önemli bir muhalefet görevi götürüyor. Ben önemli bir muhalefet görevi götürüyorum. Diğer muhalefet partilerine sesleniyorum. Altılı masaya sesleniyorum. Diğer altılı masada olmayan diğer muhalefet partilerine sesleniyorum. Memleket Partisi'ne, HDP'ye, Zafer Partisi'ne veya seçimlere girme hakkına sahip olan diğer partilere sesleniyorum. Anayasaya sahip çıkın. Anayasanın çiğnenmesine imkan vermeyin. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Beyefendi, anayasaya sahip çıkın. Altılı Masa'nın diğer üyeleri olan parti genel başkanları da sesleniyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, lütfen anayasaya sahip çıkın.